Gün Medya sunar. Nasıl iki karanın ve iki denizin hükümdarı oldu? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra mahkumları serbest bırakmış. Gel gelelim iki papaz itiraz etmişler. Zindandan çıkmak istememişler. Bunlar Bizans İmparatoru Konstantin'e adaletli ve hakperest olmasını söyledikleri için zindana atılmış ve böyle adaletsiz bir dünyada içerisi dışarısından daha rahat deyip Hapisten çıkmamaya yemin etmiş keşişlermiş. Sultan Mehmet onlara bir teklif sunar: Memleketimizi geziniz, Müslüman hakimlerin ve halkın davalarını dinleyiniz. Bizde sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve siz de uzlete çekilmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Papazlar şaşırmışlar. Hiç alışık olmadıkları şey bunlar. İmparatorun huzuruna çıkmak onun kendileriyle böylesine konuşması ardından da onlara bir tercih yapma şansı vermesi şaşkınlık içinde ve hayretle kabul etmişler. Padişah onlara bir de Osmanlı idaresinde olan her yeri gezebilecekleri bir tezkere vermiş. Bunlar yola çıkmışlar, Bursa'ya varmışlar. Burada şöyle bir davaya şahit olmuşlar. Bir Müslüman bir Yahudi'den at satın almış. Ancak ilk akşam atın hasta olduğu belli olmuş. Müslüman sabah erkenden Bursa kadısına gelmiş fakat kadı dairesinde yokmuş. Bir müddet bekleyen davacı kadının geleceğinden ümidini kesip gitmiş. At ikinci akşam ahırda ölmüş. Bursa kadısı bu haberi duyunca mağdur olan at sahibine "Madem ki atın elinizde ölmesine benim vazife başında olmayışım sebep oldu, atın bedelini ben veriyorum." demiş. İki papaz duyduklarına inanamamışlar. Nasıl olur diyorlarmış. Osmanlı kadısının bu derece adil kararı karşısında hayretler içinde kalmışlar. Başka yere gitme ihtiyacını duymadan hemen İstanbul'a gelmişler. Fatih Sultan Mehmet Han huzuruna çıkan papazlara "Ne gördünüz? Anlatın." demiş. Papazlar "Eyaletlerde kurulan mahkemeler dahi İstanbul'da kurulan mahkemeler gibi adalet icra ediyorlar. Bundan sonra biz zindana girmeyeceğiz." Osmanlı adaletinden emin olduk ve hayatımızın bundan sonraki kısmını dininizden olmayan Hristiyan papazların dahi zulme uğramayacağı adaletinize teslim olarak ülkenizde ve idarenizde geçirmek istiyoruz demişler. Hani kimileri biraz da nasıl olabilir ki şeklinde. Kim yerde 21 yaşında bir delikanlı koskoca Bizans'ı bitirmiş. Çağı kapatıp çağı açmış halk nezdinde nasıl bu kadar muteber olabilmiş diyor ya. İkinci Mehmet işte bu yüzden iki karanın ve iki denizin hükümdarı olarak anılırdı. İşte bu maddi ve manevi fetihle Fatih oldu. Sultan Mehmet modern bir hükümdardı. Çağı ve koşulları iyi okuyabilen yaratıcı bir zekaya sahipti. Bu bağlamda fethi sadece kutsamak ve Sultan Yallah dedi ulubatlı bayrağı burçlara dikti demek, Fatih Mehmet'in akıl ve akılcılığını, savaş ve yönetim dehasını, küresel hakimiyet ufkunu görmemek, her şeyi kılıçla çözmeyi düşünen genç bir macera perest gibi algılama sığlığına düşürür. Bu ise Fatih Mehmet gibi çok boyutlu, çok özellikli ve çok vasıflı bir lidere en büyük haksızlık olur. Evet, 21 yaşındaydı. Ama ana dili Türkçenin yanında Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve İbranice'yi kusursuz şekilde konuşuyordu. Bilim aşığıydı. Bu yüzden yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirtirdi. Trabzon Rum İmparatorluğunu ele geçirdikten sonra İmparatorluğun felsefecisi Amir Yotses ile sarayda felsefe sohbetleri yapmıştır. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserleri okumuş Batlamyos haritasını yeniden tercüme ettirmiştir. Sarayda büyük bir kütüphane kurdurmuş, pek çok antik Yunan felsefecilerin eserlerini getirtmiştir. En bilinenler arasında Aristoteles, St. Thomas, Aquinas kitapları da vardı. İlme ve bilme olan hassasiyeti, birikim ve devlet adamlığı belki de Osmanlı'nın en zeki padişahı olan Sultan Mehmet'e stratejik bir tercih yaptırdı. Çünkü devlet kritik bir kavşaktaydı. Genç sultan bu noktada Osmanlı devletinin büyümezse küçüleceğini öngördü. Büyümeyenin eninde sonunda küçüleceğini ve yok olacağını o derin sezişiyle biliyordu. Osmanlı ya cihan devleti imparatorluk haline gelecek veya orta ölçekli devletlerden biri olarak Avrasya'nın güç dengeleri içinde çırpınacaktı. Bu nedenle de İstanbul fethedilmeli ve İslam dünyasının kalbi bu topraklara transfer edilmeliydi. Bu yaklaşımıyla müthiş bir strateji, diplomasi ve siyasi deha ile küresel güç olmanın gereklerini düşünebilen bir ufka sahip olduğunu gösteriyordu. 21 yaşındaki 2. Mehmet'i Fatih Sultan, tarihçi Tursun Bek'in deyişiyle Fethin babası yapan sır burada yatıyordu. O genç fethetti, Fatih Sultan oldu ve Cihan Devleti'nin başka bir söyleyişle küresel güç olmanın temellerini attı. Sonraki gelenlerde onun bu ilahi kelimetullah ve Türk cihan hakimiyet mefkuresini asırlarca sürdürdüler. Gelin Fatih Mehmet Han'ın bugün bile kulaklara küpe olması gereken ama zekatına bile mazhar olamayıp, sadece hamaset, nutuk ve nostaljik övünçlerle dile getirilen ve hem de unutulan eylemlerine dair söylemlerine bakalım. Ya İstanbul beni alacak, ya ben İstanbul'u. Venedik'ten gelen üç gemi Osmanlı donanmasını yararak Haliç'ten içeriye gıda ve asker yardımı getirir. Osmanlı askerleri bunalımdadır. Bu noktada genç sultan orduya ve komutanlarına çöken moral bozukluğunu dağıtmak için bir yandan askeri tedbirler alıyor, bir yandan da karadan gemileri yürüterek Bizans'ın moralini çökertiyordu. İşte tam bu aşamada bu sözü söyler çünkü öngörü ve dahiyane zekasıyla biliyordu ki İstanbul alınamazsa kendisinin iktidarının itibarının ve Osmanlı'nın cihan devleti misyonunun bitme riski büyük eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz 12 yaşındaydı babası ikinci murat tahtı oğlu ikinci mehmet'e bıraktı Osmanlı tahtına bir çocuk geldiğini düşünen Macarlar anlaşmayı bozarak savaş hazırlığına başladı. Babasına bir mektup yazdı ama babası Sultan sensin, gelemem dedi. Fakat ikinci mektubunda bu sözleri yazarak babasını gelmeye mecbur kıldı. Daha o yaşta mantık ilmine vukufiyetini ve muhatabına hareket imkanı vermeyen zihni keskinliğini görüyor musunuz? Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde Millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adalet öldüğü gün devlet de ölür. Yukarıda iki babazın yaşadığı olayı okudunuz. İşin özeti bu. Peygamberimize derin hürmet ve yüksek ihtiramdan dolayı isminin Muhammed değil de neden Mehmet olduğunun, genç sultanın nasıl fethin babası olabildiğinin, Osmanlı'da kadılar var dedirtecek hukuki güvencenin, kendisini bile mahkemeye çıkartan ve mahkum ettiren adalet sisteminin özeti bu akıl ahlak ahlak millet kadı adalet adalet devlet zincirlemesindeki ahenk uyum ve tavizsiz işleyişin veciz ifadesi bu böylesi kutlu mütefekkir diplomat stratejist ve cihan nümâ bir sultan ve onun askerleri sayesinde mazhar olunan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü aynı ruh ve mana ikliminde kutluyorum. Vesile olanların hepsinden Allah razı olsun. Nur içinde yatsınlar. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.